Merhaba, Yeditepe Üniversitesi'nin hem kampüsünde hem online olarak tercih tanıtım günlerimiz devam ediyor. Think Talks yayınlarımız da devam ediyor. Bugün de çok değerli bir hocamız var. Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Doçent Doktor Deniz Tansi. Deniz Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor tercih tanıtım dönemi? Gayet güzel gidiyor. Bir hayli yoğun. Öğrencilerimizin gerçekten ilgisinden biz de çok memnunuz. Aynı zamanda bizim kampüsümüzün biliyorsunuz çok ayırt edici bir özelliği var. Doğayla iç içeyiz. O yüzden güzel ve mutlu bir dönem başladı. Bundan sonrası inşallah böyle devam edecek diye düşünüyorum. Evet hocam, kamu yönetimi deyince aslında çok yani geniş iş alanları olan bir bölüm. Hem devlette hem özel sektörde. Ayrıntılarını sizden dinleyelim. Tabii. Yeditepe Üniversitesi'nin farklılıkları, özellikleri neler kamu yönetiminde? Şimdi Yeditepe Üniversitesi özellikle vakıf üniversiteleri arasında ilk kamu yönetimi bölümü olması açısından önemlidir. Bizim bu anlamda bir misyonumuz var. Biliyorsunuz kurucu başkanımız Sayın Bedrettin Dalan hem yerel yönetimlerden geliyor hem de kendisinin de bu anlamda o cumhuriyetçi misyonu Atatürk Rönesansı zemininde kamu yönetimine verdiği ayrı bir özel önem ve değer var. Bunun dışında kamu yönetimi açısından değerlendirildiğinde kamu yönetimi interdisipliner bir alan. Bu anlamda siyaset, hukuk ve ekonomi ile ilgili derslerimiz var. Biz tabii ki günlük ihtiyaçlar çerçevesinde iletişim ve işletme ile ilgili dersleri de müfredat çerçevesinde takviye ettik. Peki kamu yönetimi ilk akla geldiğinde ne yapar diye düşünüldüğünde elbette ki kamuya istihdam sağlama var. Ama bunun dışında özel sektörde yer alan öğrencilerimiz var. Yani kamuda kaymakam olan, bölge kalkınma ajanslarında çalışan öğrencilerimiz olduğu gibi mezunlarımızın arasında. Aynı zamanda özel sektörde, bankalarda, müfettişliklerde, ithalat, ihracat şirketlerinin yönetim departmanlarında yer alan öğrencilerimiz var. Sadece bu da değil. Aslında bürokrasi hem ulusal zeminde var ama aynı zamanda uluslararası zeminde var. Yani nedir? Birleşmiş Milletler olsun, NATO olsun, Avrupa Birliği kurumları olsun. Elbette ki okul bu anlamda ya da bölüm formasyonu sağlar. Ondan sonrası öğrenciye kalmış bir iştir ama yani sadece kamu yönetimini düşünenler Türkiye'deki ulusal bürokrasi çerçevesi düşünmesinler. Uluslararası örgütlerde ama sadece bu değil aynı zamanda uluslararası şirketlerde de çalışma olanaklarının olduğunu düşünmek lazım. Çünkü interdisipliner bir alan olmak ilk başta akla farklı soru işaretleri getirebilir. Neden? İşte illaki fix bir meslek olsun diye doğrudur ama bu fix meslek çerçevesinde olan bölümlerin kendine göre ayrı bir değeri var. Ama bizim açımızdan değerlendirildiğinde o farklılıkları ortaya koyma, değişik kariyerler ortaya koyabilme ki bizim okulumuzda biliyorsunuz çift ana dal ve yan dal çok yoğun uygulanıyor. Çift ana dal dediğinizde mesela son dönemde ilginçtir psikolojiye ciddi anlamda bir ilgi var. Öte yandan işte uluslararası ilişkilerle olsun. Bu anlamda hukukla zaten çift ana dal çok yoğun olarak uygulanıyor. Ben aynı zamanda çift ana dal koordinatörüyüm bölüm başkanlığımın yanında. Bu anlamda yan dal olanakları var. Bunlar neyi sağlıyor? Yani kamu yönetimi bununla beraber farklı alanlarda kendisini geliştirebilecek, değişik kariyerleri de buna ekleyebilecek bir zemini hazırlıyor. Onun için kamu yönetimine bakarken hem adına bakmak lazım ama aynı zamanda sağladığı olanakları da bence doğru değerlendirmek lazım. Yani iyi etüt edildiğinde kamu yönetimi mezunlarının aslında son derece önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu özellikle altını çizmek ve vurgulamak isterim bu bağlamda. Hocam aslında soracağım soruyu cevaplamış oldunuz. Dediniz ki hani hukuk dersleri var, işletme dersleri var kamu yönetiminin içinde. Bu çift ana dal yan dal olanağını da o zaman oldukça kolaylaştırıyor bahsettiğiniz tabii, çünkü gibi. Çünkü ortak dersler olduğunda ona göre muafiyetler söz konusu oluyor. Bir de diyelim ki öğrenci şunu diyebilir. Ben yıllarımı çok fazla uzatmak istemiyorum. Yan dal yapabilir. Yan dal ikinci bir alanda sertifika sahibi olmak demek. O da değerlendirilebilir. Çünkü işlerde biliyorsunuz özellikle istihdamda ayrıca özelliğiniz nedir? Ayrıca hangi alanda eğitim aldınız diye bu olanakları kullanmak lazım ki biraz önce söylediğim uluslararası deneyimler ya da istihdam zeminde şunu da ifade etmek isterim. İngilizce bizim eğitim dilimiz ama bunun dışında ikinci dil olanakları çok fazla. Yani Yeditepe Üniversitesi'nin sağladığı olarak bu. Artık İngilizce deyim yerindeyse bir lingua franca. Yani herkesin neredeyse yabancı dil olarak bildiği ya da benimsediği ama bunun dışında ikinci dil olanaklarını da doğru değerlendirmek lazım. Yani bu anlamda kamu yönetimi Yeditepe Üniversitesi'nin içerisinde bakıldığında üniversitenin olanaklarıyla beraber değerlendirildiğinde yani diğer bölümlerde olduğu gibi bizde de tabii Erasmus uygulamaları son derece yoğun. Yani biz öğrenciye bu zemini hani kendi diyelim ki hayatı bir hikayeyse o kendi hikayesinin kahramanı olmak. Yani bireysel anlamda değerlendirildiğinde bu olanağı öğrenci hem kendi
mantığıyla hem de bölümün sağladığı, üniversitenin sağladığı olanaklarla ortaya koymak durumunda ki kamu yönetimi bu çerçevede hiçbir şey anahtar teslim olmaz ama onu sağladıktan sonra öğrenci kendi gayretiyle kariyerinde çok daha iyi yerlere gelebilir. Evet hocam, aslında bu tercih tanıtım günleri bu yüzden de çok değerli. Elbette. Biz de bunu daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz Think Talks'larla ama şimdi öğrencinin yatkınlığını, yeteneklerini, aslında kendini tanıması için gelip belki hani sizlerle bunu konuşuyor olması seçimini çok kolaylaştıracak bir şey değil Kesinlikle. Mi? Biz zaten diğer bölümlerde olduğu gibi sürekli okuldayız. Öğrencilerimiz geldiğinde onlara tercih tanıtım günlerinde derslerle ilgili detayları verebiliriz. Aynı zamanda bölümle ilgili elbette ki kafalarında çok fazla soru işaretleri olabilir. Diğer bölümlerle ilgili olduğu gibi. Biz onlara gayet detaylı bir şekilde yanıt veriyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hem öğrencilerimizle hem öğrencilerimizin anne babalarıyla bu anlamda değerlendirildiğinde o olanaklarla ilgili neler yapılabilir, üniversitenin olanakları nelerdir, bölümün olanakları nelerdir, öğrenci kendisini nasıl geliştirir, nasıl ifade eder? Biz bunların üzerinde özellikle duruyoruz. Ve tabii o sohbetlerde kafadaki soru işaretleri çok daha iyi yanıtlanır. Mesela 4 yıllık program bakıyor. Şu ders nasıl? Ya da diğer dersler nasıl? Biraz önce söylediğim olanaklar nasıl? İşte çift anadal, yan dal olanakları nasıl? Erasmus olanakları nasıl? Staj. Mesela bizde de zorunlu staj var. Evet. Staj mesela bizim bu interdisipliner olma özelliğimizi stajdan daha iyi anlayabilirsiniz. Bir kısım öğrencimiz mesela şirketlerde yapıyor. Bir kısım belediyelerde. Bir kısmı bölge kalkınma ajanslarında yapıyor. Yani kendi aslında kariyeriyle ilgili ipuçlarını da ortaya koyduğu stajda da ifade ediyor. Yani hem yan dal ve çift ana dal olanaklarında olduğu gibi kendisini stajda da ortaya koyuyor. Mesela diyor ki ya ben işte bu alanda değil de diğer alanda belki daha iyi olabilirim diye. Kaldı ki üniversitemizin stajla ilgili sağladığı pek çok olanak var. Bunlardan da yararlanabiliyor. Bu da ayrıca bir parantez olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet. Kampüs olmanın avantajını zaten en başında söylediniz. Tabii. Gerçekten çok büyük bir avantajı var. Bir kere gerçekten çok güzel bir ortam. Başka bölümlerden arkadaş edinmek, sohbetler edebilmek çok değerli. Kulüpler çok önemli. Çok yönlü birey olma açısından değerlendirdiğinizde kampüsün avantajlarını sizden de dinleyelim. Şimdi sizin de biraz önce vurguladığınız gibi diğer bölümlerden arkadaşların olması önemli. Bu çünkü bir vizyondur. Farklı bakış açısından ortaya koymak. Öğrenci kulüplerimiz bir hayli etkin. Öğrenci tabii ki derslerde kendisini ortaya koyacak, akademik anlamda performansını ifade edecek. Ama öğrenci kulüplerindeki sosyalleşme hayatın sonraki aşamalarında da çok etkili olabiliyor. Yani belki doğrudan kariyerle ilgili olmasa da zaman zaman kariyerle de ilgili oluyor da hani bu tür istisnaları bir öz olarak ifade etmek istemem. Ama aynı zamanda bakıldığında öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerle o sosyalleşmeyi sağlıyor. Çünkü neden? Üniversitenin farkı nedir? Üniversite olmanın farkı. Şimdi liseden sonraki her alanı üniversite olarak değerlendirmek zor. Öğrenci burada hem akademik eğitimini alıyor ama aynı zamanda sosyalleşiyor. Bu sosyalleşmeyi de kampüs olanakları çerçevesinde ortaya koyuyor ve o etkinliği, o sosyal etkinlikler ilerideki yaşamında bazen hobi olarak, bazen kariyer olarak, bazen belki kendisi keşfetmediği alanları ifade etmesi açısından özellikle sosyal organizasyonlar zeminde öğrencilerimiz bir hayli bu konuda hem heyecanlı, hem hevesli, hem de oldukça becerikli. Bu organizasyonları yaptığımız zaman biz de bazen onların hızına yetişemiyoruz. Bizim tabii işimiz onların önünü çok daha fazla açmak. O olanakları ortaya koyuyorlar ve gerçekten de güzel bir sentez çıkıyor. O sentezde herkesi mutlu ediyor. Bu bir sinerji olarak düşünmek lazım. Yeditepe Üniversitesi'nin kendisine zaten gerçekten o sinerji var. Ben üniversitemizin bünyesinde 25 yıldan beri, asistanlığımdan beri çalışıyorum. Ben Yeditepe Üniversitesi'ni şöyle değerlendiriyorum. Bir aile. Yani hem öğrencileriyle, hem mezunlarıyla, hem çalışanlarıyla. Elbette ki bir üniversite, profesyonel bir kurum ama aynı zamanda bir aile. Bu aile olma konusunu sadece burada ifade ettiğim için değil, geldiklerinde çok daha iyi anlayacaklar. Biz zaten gelen öğrencilerimize bölümümüze hoş geldiniz demekle beraber aynı zamanda ailemize hoş geldiniz diyoruz. Onun özellikle altını çizmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Hocam şimdi Think Talks'larda bazı müjdeler de verdik. Bu da bizi çok mutlu etti. Diğer yaptığımız hocalarla mesela tiyatro bölümünün yüksek lisansının artık olduğunu öğrendik. Var mı böyle kamu yönetiminden de bize vereceğiniz bir müjde bitiyor? Şimdi bizim var olan bir yüksek lisans programımız var. Yerel yönetimler ve yönetişim. Ama şimdiye kadar onu çok fazla harekete geçirmedik. Ama bundan sonra onu çok daha fazla harekete geçireceğiz. Çünkü bu anlamda bakıldığında Yeditepe kamu yönetiminin
diğer kamu yönetimleriyle olan, özellikle hani yaptığımız SWOT analizlerini ortaya çıkarttığımız, İstanbul çok büyük bir yerleşim merkezi. Burada tabii yerel yönetimler açısından da son derece önemli bir zemin var. Bu programımız yüksek lisans bağlamında çok daha fazla harekete geçireceğiz, motive edeceğiz, canlı bir, dinamik bir organizma olarak ortaya koyacağız. Onun da şimdiden müjdesini vermek isterim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli vaktinizi ayırdığınız. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin diyelim. Hoşça kalın.